Bismillahirrahmanirrahim. Aşk ile viraniden gönlini mamur istemez. Hatırın mahzun iden bir lahza mesrur istemez. Haksar olup heva ile gubar olan gönül, haki rahı yardan bir dem özin dur istemez. Gönlü ilahi aşkın ateşiyle sürur bulmuş, her demde yaradana kul olup hakkın nuruyla hayat bulmuş bir gönül sultanıdır İbrahim Şahidi dedi. O 16. yüzyılın en önemli mutasavvıf ve şairlerinden biridir. Çocuk yaşta gönlüne düşen Allah aşkıyla yanıp tutuşmuş, ömrünü bu uğurda sarf etmiştir. Kur'an ve sünnet yolundan bir an olsun ayrılmayan İbrahim Şahidi, daha küçük yaşlarda Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin Allah aşkını dinleyerek büyümüş, ilahi aşka giden yolda da Hazreti Mevlana'yı takip etmiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadisleri en iyi şekilde anlamak isteyenlerin mesnevi okumasını nasihat eden İbrahim Şahidi dede, Allah yolunda ömrü boyunca Mevlevilik kapısında hizmet etmiştir. O, riyadan uzak, Hakk'a yakın bir ömür sürmeyi istemiş. Hakk'ın kapısında kul olmuş, Resul'ün kapısında can bulmuştur. Büyük mutasavvıf ve şair İbrahim Şahidi dede, 1470 senesinde Muğla'da dünyaya gelir. Asıl adı İbrahim, mahlası ise Şahidi'dir. Mevlevi postnişini olduğu için de dede lakabını almıştır. Babası alim bir kişi olan Salih Hüdayi Efendi, annesi ise İbrahim Şahidi'nin Gülşen-i Esrar isimli eserinde kendi tabiriyle Hazreti Mevlana feyizlerinden sırlarla dolmuş hak aşığı bir kadın olan Saliha Hanım'dır. Alim bir anne ve babanın evladı olan İbrahim Şahidi dede, İlk tahsilini 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan babası Salih Hüdayi Efendi'den alır. İlk eğitim ve terbiye aldığı kişi olması sebebiyle babası Salih Hüdayi Efendi ve dedesinin de ilmi yönünden bahsetmek gerekir. Salih Hüdayi Efendi'nin ilim ve irfan sahibi biri olarak yetişmesini isteyen babası, Hakk'a yürümeden önce oğlunu Muğla'da müderrislik yapan Şeyh Vefa Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Kemal Hazretlerine emanet eder. Çok küçük yaşlarda yetim kalan Salih Hüdayi, babasını haklı çıkararak Seyyid Kemaleddin Hazretlerinin rahle-i tedrisinden geçerek
büyük bir alim olur. İbrahim Şahidi, eserlerinde sıkça ve saygıyla bahsettiği dedesinin ismini vermemekle birlikte, ondan arif, alim ve abid bir kişi olarak bahsederek, gazi olduğunu, Rumeli'de savaşlara katıldığını belirtir. İbrahim Şahidi dedenin aynı zamanda şair de olan babası Salih Hüdayi Hazretleri, ilim öğrenmek için gittiği Acem illerinden dönüşünde, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından kabul edilir. Seyyid Kemaleddin Efendi'ye büyük muhabbet besleyen Fatih Sultan Mehmet, Hüdayi'ye tanışmaktan müşerref olduğunu, bereketli sohbetlerinden istifade ettiğini söyleyip, hatırını ve arzusunu sorar. Hüdayi de Muğla'da Seyyid Kemaleddin Hazretleri'nin bugün metfun olduğu Türbe-i Şerif'in kendilerine zaviye olarak verilmesini rica eder. İlim ve bilginin kıymetini çok iyi bilen Fatih Sultan Mehmet, Salih Hüdayi'nin bu arzusunu yerine getirerek, bugün Muğla'daki Şahidi Camii deyişini alan ve Muğla Mevlevi Hanesi olarak yüzyıllarca hizmet veren bu yeri kendilerine hediye eder. Padişahın hediyeleriyle Muğla'ya dönen Salih Hüdayi Efendi, ömrünün sonuna kadar Seyyid Kemal Zaviyesi'nde talebe yetiştirir. O talebelerden biri de oğlu İbrahim Şahidi dededir. İbrahim Şahidi'nin üstad ve kültür sahibi olarak tanımladığı babası, oğluna Kur'an, tefsir, siyer gibi ilimlerin yanı sıra çok iyi derecede Arapça ve Farsça öğretir. İbrahim Şahidi, 10 yaşına geldiğinde babası Salih Hüdayi Efendi, maalesef bölgede baş gösteren ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan veba hastalığı sebebiyle 1480 senesinde Hakk'a yürür. Salih Hüdayi, Zaviye'nin haziresinde metfun olan hocası Seyyid Kemaleddin Hazretleri'nin ayak ucuna defnedilir. Çağın tedavide çaresiz kaldığı veba hastalığı, İbrahim Şahidi dedenin babasının ardından, aynı günde ikisi kız, biri erkek, üç kardeşinin de vefatına sebep olur. İbrahim Şahidi, keder ve üzüntü içinde babası gibi çocuk yaşta yetim kalır. Hayatta kalan tek kardeşi ise, Afyon'da Emir Adil'e hocalık yaptığı sırada genç yaşında Hakk'a yürüyecektir. İbrahim Şahidi, babasının Hakk'a yürümesinin ardından hocasız kalmıştır. İlim öğrenmekte son derece hevesli ve kabiliyet sahibi olan İbrahim Şahidi, annesi izin vermediği için Muğla'dan ayrılmaz. Bu arada manzum eserler okur, şiirler yazar. Babası Salih Hüdayi'nin ipekçi bir arkadaşının yanında çıraklık yapmasını vasiyet etmesi sebebiyle de bir taraftan da burada çalışmaya başlar. 19 yaşına gelinceye kadar Muğla'da kendi imkanları dahilinde ilim öğrenmeye devam eden Şahidi, babasının öğrettiği 20 ayeti her sabah 7 defa okuyarak, "Ey alemlerin yaratıcısı, bana ilmi Rabbani'yi nasip et," diye dua eder.
İbrahim Şahidi dedenin duaları adeta cevap bulmuş, annesi Saliha Hanım, oğlunun ilim öğrenmek için İstanbul'a gitmesine izin vermiştir. İstanbul'da Fatih Medresesi'nde dersler almaya başlayan Şahidi'nin kalbi, hiçbir yerde mutmain olmaz. O, babası gibi kendisiyle özel olarak ilgilenecek, sadece zahir değil, batın ilimlerde de kendisine rehber olacak bir hoca arayışındadır. İstanbul'da aradığını bulamayan Şahidi, Bursa'ya gider. Yıldırım Han Tabhanesi'nde ilim tahsiline başlar. Maalesef Bursa'da da mutlu olamaz. Onun gönlündeki coşkunluğa cevap verecek bir hoca yoktur sanki. Şahidi, gönlündeki arayışla Muğla'ya geri döner. İçi buruk, gönlü hiçbir yere sığmayan Şahidi, Bursa'dan döndükten sonra annesine uzlete çekilme isteğinden bahseder. Lakin Saliha Hanım buna izin vermeyerek Muğla'da bulunan Şeyh Hayreddin ve Şeyh Bedrettin Efendilerden ilim tahsil etmesini ister. Şeyh Bedreddin'den tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimlerin yanı sıra Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi üzerine de dersler alır. Muğla'da tahsiline devam eden İbrahim Şahidi'nin hayatta kalan tek kardeşi çiftçilik yaparak ailenin geçimini temin etmektedir. Lakin o sene kaldırdığı mahsulün dahi borcunu ödeyemez. Bunun üzerine Şahidi, kardeşine destek olmak için Anadolu'da ders ve vaaz vermeye niyet eder. Annesi ve hocasının iznini alarak yakın dostu Derviş Fenai ile birlikte Anadolu'ya doğru yola koyulur. Burdur, Isparta, Denizli, Afyon gibi pek çok yerde vaaz ve dersler veren İbrahim Şahidi, Denizli'de Hazreti Mevlana soyundan Paşa Çelebi ile tanışır ve kendisine talebe olur. Afyon'a hocasının yanına giden Şahidi, Paşa Çelebi'nin oğlu Emir Adil'e de hocalık yapar. Cumaları ise Afyon'da vaaz verir. Annesinden gelen bir mektupla İbrahim Şahidi maalesef keder içinde kalır. Zira veba salgınından kurtulan tek kardeşi de Hakk'a yürümüştür. Bu haber üzerine hocası Paşa Çelebi'den izin alarak tekrar Muğla'ya döner. İbrahim Şahidi, Muğla'ya kalbinde divane Mehmet Çelebi'nin muhabbetiyle dönmüştür. Paşa Çelebi meclisinde sık sık adını duyduğu, beyitlerini dinlediği bu zatı görmekten çok sevinmiştir. Annesi Saliha Hanım'a divane Mehmet Çelebi'yi ziyaret ederek talebesi olmak istediğini söyler. Hakk'ın rızasını anne rızasında gören Şahidi, divane Mehmet Çelebi'ye talebe olmak için Bursa'ya doğru yola koyulur. Konakladığı köylerden birinde Mehmet Çelebi'nin hac dönüşü Kütahya'ya geldiğini ve Paşa Çelebi'nin evinde olduğunu öğrenir. İlahi aşkın ateşiyle yanıp tutuşan İbrahim Şahidi, nihayet divane Mehmet Çelebi ile buluşmuştur. İbrahim Şahidi, divane Çelebi ile karşılaştıktan sonra gönlü mutmain olmuş, yıllarca aradığı cananı nihayet bulmuştur.
Gülşen-i Esrar isimli eserinde hocasını, selvi boylu, güzel yüzlü, güzel yaratılışıyla seçkin bir kişi, bütün iç ve dış vasıflarıyla da güzel bir insandır diye tanımlayan Şahidi, bir süre Afyon'da Divane Mehmet Çelebi'nin yanında kalır. Allah ve Resulünün aşk ateşiyle dolu olan hocası Divane Çelebi'den aldığı ilim ve irfan, İbrahim Şahidi'nin gönül dünyasında farklı pencereler açılmasına vesile olmuştur. Hazreti Mevlana'nın eserleriyle ilahi aşkın ateşinde yanmış tutulmuş bir hoca ve talebedir onlar. Hazreti Mevlana'dan sonra Şahidi'yi en çok etkileyen kişinin Divane Mehmet Çelebi olduğunu yine Şahidi'nin Gülşen-i Esrar isimli eserinden anlıyoruz. Uzun zaman Afyon'da Divane Çelebi'nin yanında ilim ve irfan öğrenen Şahidi, hocasının da isteğiyle Muğla'ya döner. Fatih Sultan Mehmed'in hediye ettiği zaviyede talebe yetiştirmeye başlayan Şahidi Hazretlerinin postnişinliği döneminde Muğla Mevlevi Hanesi bir nizam kazanır. Afyon'da yaşayan ve kimi zaman Muğla'ya gelerek Mevlevi Hane ve evinde kendisini ziyaret eden hocası Divane Çelebi'nin Hakk'a yürümesiyle Şahidi Hazretleri derin bir üzüntü yaşar. Sık sık Afyon'a giderek hocasının kabrini ziyaret eder. Aynı zamanda iyi bir şair olan İbrahim Şahidi'de de bir taraftan talebe yetiştirirken bir taraftan da birbirinden güzel gazeller, şiirler yazar. Hazreti Mevlana aşığı bir anne ve babanın terbiyesinin ardından, Divane Mehmet Çelebi gibi bir gönül sultanının rahle-i tedrisinden geçen İbrahim Şahidi dedenin gönül bahçesinde nice güller açar. Allah ve Muhammed aşkıyla diyar diyar dolaşarak Hazreti Mevlana'da hakkın hakikat sırlarına eren bu büyük gönül sultanı geride birbirinden değerli onlarca talebe ve eser bırakarak 1550 senesinde Muğla'da Hakk'a yürür. Bugün Şahidi Camii'ni de içine alan Muğla Mevlevi Hanesi'nin bahçesinde babası Salih Hüdayi Efendi'nin yanına defnolunur. 16. yüzyılda yetişen en değerli mutasavvıf ve şairlerden biri olan İbrahim Şahidi Dede, yüzyıllardır hak aşıkları tarafından ziyaret edilmeye devam etmektedir. İbrahim Şahidi Dede'nin Muğla Mevlevi Hanesi'ndeki sandukasının başında şu manzum yer alır. Gadeyem, Şahidi-i Mevleviyem, Diyar-ı Menteşa'da Muğleviyem. Bihamdillah ki merd-i maneviyem,
ki gavvasi bihari mesneviyen. Şahidiye her kim iderse dua, ide mahşerde şefaat Mustafa. Muğla'da Cami-i Kebir mahallesindeki Şahidi Camii'nin bahçesinde bulunan türbenin yanında, cami bahçesinde Muğla'da yaşamış pek çok Mevlevi büyüğünün mezarları da bulunmaktadır. Osmanlı dönemine ait yapı olan Şahidi Camii'nin yerinde, Anadolu'nun en önemli Mevlevi hanelerinden biri olan Muğla Mevlevi Hanesi bulunuyordu. Zamanla eskiyen bu dergah, 1848'de Hacı Osman Ağa tarafından onarılmış ve genişletilmiştir. İsmini Şahidi İbrahim Dede'den alan cami, 1869 ve 1911 yılında Şeyh Cemal tarafından tamir ettirilmiştir. İbrahim Şahidi Dede'nin Afyon'da bugün Mevlevi Camii adını alan Eski Sultan Divane Dergahı'nda da hocası Divane Mehmet Çelebi'nin yanında kendisine ait olduğu düşünülen bir sanduka bulunmaktadır. Afyon'daki bu türbede yüzyıllardır hem Afyonlular hem de dünyanın dört bir yanından gelenler tarafından ziyaret edilmeye devam etmektedir. Tasavvuf ve edebiyat dünyamızda önemli bir yeri olan İbrahim Şahidi Dede'nin 13 eseri vardır. Şahidi'nin 1536 yılında yazdığı Gülşen-i Vahdet adlı kitabı, 457 beyitlik Türkçe tasavvufi bir eser olup, tasavvufi sembollerle anlatılmıştır. Şahidi Dede'nin 1544 yılında yazmış olduğu Gülşen-i Tevhid adlı Farsça eserinde, Mesnevi'nin her cildinden seçtiği yüzer beyti, beşer beyitle şerh etmiştir. Eser, Mesnevi vezninde ve Mesnevi tarzındadır. Tuhfe-i Şahidi, Farsçadan Türkçe'ye manzum bir lügattır ve Şahidi tarafından 1515 tarihinde kaleme alınmıştır. Tuhfe-i Şahidi devrinde çok meşhur olmuş, herkes tarafından okunmuştur. Farsça olarak kaleme aldığı Gülistan şerhi, Şeyh Sadi'nin eseri Gülistan'a yazılmış bir şerhtir. Şahidi, divanından Tuhfe-i Şahidi ve Gülşen-i Tevhid adlı eserlerinden anlaşıldığı üzere usta bir şairdir. Ey gönül, bakma cihana,
gün gelir seyran gider. Durma, ağla gözlerim, gel bu kafesten can gider. Sağlığı sen bil ganimet, gönlünü eskâre ver. Çağrılır kabre girersin, sonra bu meydan gider. Sıdk ile Allah'a kul ol, malı dünya fitnedir. Bir kefen giyip gidersin, servetü saman gider. Vuslata hasret, Allah ve Muhammed aşkıyla çarpan, kalbi bu dünyadan yüz çevirmiş, cihanı tek bir nefesten ibaret sayıp, Allah diye aldığı ilk nefesi, yine Allah diye vermiş bir gönül sultanıdır. İbrahim Şahidi dede.